Merhaba, 26. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugünkü programın konusu ya da başlığı muhtarınla tanış. Konuğumuz Sahra-i Cedid Mahallesi Muhtarı Seval Özkan, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İzninizle bu programda konuşacağımız konulara bir çerçeve de oluşturacağını tahmin ettiğim bir projeden bahsederek başlamak istiyorum önce ben. Bu programın da hazırlayıcısı olan İstanbul Hepimizin girişimi bundan 2,5-3 sene kadar önce, 2014 yılında zannediyorum başladı, bir muhtarınla tanış projesi yaptı. Bu projemizin devamında da bir muhtarlık raporu yayınladık. Aslında Seval Hanım da bu projenin katılımcılarındandı daha önce. Bu arada bu programın da hazırlanmasını beraber hazırladığımız Ali Vatansever arkadaşımızı da anmak isterim. Kendisi şu anda yurt dışında, bu projeye de özel bir emek vermiş idi. Şimdi onun yokluğunda ben bu proje çerçevesinde Seval Hanım'la sohbet edeceğim. Ancak ondan önce arkadaşlardan rica edebilirsem bir kısa, bu projeyi de içine alan bir videomuz var İstanbul Hepimizin girişimine ait. Onu izleyelim. Daha sonra konuşmamıza devam edeceğiz. Evet, bu noktada sizinle Seval Hanım başlayalım isterseniz. Şöyle başlayalım, muhtarlığı bir genel tarifi, hatta belki mevzuat içerisindeki yeri artık neresinden alırsanız bunu bir sizden dinleyerek başlayalım. Tamam. Buyurun. Öncelikle bugün 5 Haziran Çevre Günü. Dolayısıyla evet, çevreci bir muhtar olarak ve özellikle bölgesinde de mahalle vatandaşların çevreye duyarlı bir bölgeden geldiğim için öncelikle Çevre Günü'nü kutlayalım. Gerçi çok hani güzel, ne kadar kutlayabiliriz böyle bir ortamda, o da tabii sorgulanabilir. Çünkü her gün yeşil alanlarla ilgili, imara açılan alanlarla ilgili maalesef bir takım gelişmeler oluyor. Özellikle bu kentsel dönüşüm başlamasından sonra da yaşanan sorunlar var. Hani ben bunlara da bir en küçük yerel yönetici olarak değinmeden geçmek istemedim. İyi ettiniz. Çünkü muhtarlar bunlarla da ilgilenmek durumunda. Dolayısıyla umarım kısa zamanda insanlar geleceğin, doğanın, çevrenin hepimiz için, geleceğimiz, çocuklarımız için ne kadar önemli olduğunu anlarlar ve bu yönde değişiklikler yapılmasına ve aktif duruma gelmeyi sağlarlar. Muhtarlığa genel bakış şöyle başlayalım. Ben 2011 yılında ilk muhtarlığa seçilme
seçilmemle birlikte bu kuruma girdim. İkinci döneminiz demek ki bu. Bu ikinci dönem. 2014'te de tekrardan seçildim. 2011 yılına geri dönersek daha önceden yapılmış kurum klasik diyeceğimiz kanunlar çerçevesinde belirlenmiş bir muhtarlıktan bahsedebiliyorduk. Ve 1944 yılında çıkmış bir yasa var. Ona göre kuruluyor. Mahalleyi muhtar ihtiyar heyetiyle birlikte yönetir diyor ve bunun çerçevesinde çalışmalar yapılıyor. Ancak gelişen büyük şehirlerde ihtiyaca göre muhtarlık kurumu da kendi içinde değişimlere gidiyor. Ve ihtiyaçlara karşılık verebilmek için de daha çok sosyal projeler ağırlıklı veya belediyelerle, STK'larla, diğer kurumlarla, vatandaşlarla değişik bağlamlarda ortak çalışmalar yaparak değişik yönlere gidiyor. Ancak yasal olarak yetkilerine bakarsak bu muhtarlık 1944'te çıkan yasanın dışında bir de belediye kanununda muhtarlık kurumu ciddi anlamda tanımlanmış. Bu da 9. madde belediye kanununda. Belediye yasasının 9. maddesi. 9. maddesi, evet. Burada yine muhtar mahalleyi ihtiyar heyetiyle birlikte yönetir diyor ve gönüllülerden, gönüllülük katılımından bahsediyor. İhtiyaçları belirlerken muhtar gönüllülerle birlikte çalışır, ihtiyaçları belirler, ilgili kurumlara iletir, takibini sağlar ve yapılmasını sağlar diyor. Burada belediyeye de bir görev yükleniyor. Belediyede gelen talepleri vatandaşların ihtiyaçlarına göre yapmak, hizmet götürmek durumunda. Ayrıca imkanları doğrultusunda yine muhtarlığın ihtiyaçlarını, taleplerini de karşılamakla yükümlü. Karşılıklı bir görev tanımı yapılmış durumda. Dolayısıyla muhtarlık yerel yönetimin kılcal damarı, demokrasinin temel taşı diyoruz biz. Ve direkt olarak vatandaşın ismiyle seçtiği, yani birebir kişi, başka hiçbir etki altında kalmadan birebir kişiyi seçtiği en demokratik seçim. Dolayısıyla muhtarlık kurumu çok önemli. Ve bağımsız bir kişiyi seçiyor. Herhalde onu da söylememiz gerekiyor. Evet, bu önemli çünkü hiçbir parti yok arkasında, herhangi bir şey yok. Tamamen bağımsız olarak, kişilik özelliklerine göre, tanınırlığına göre seçiyor. Bu bağımsızlığını tabii koruması, vatandaşlarla iletişim halindeyken herkese hitap ettiği için, birinci kademe olduğu için çok önemli. Evet. Peki isterseniz... Bu noktada dönelim Sahra-i Cedid Mahallesi'ne. Sahra-i Cedid Mahallesi aslında İstanbul'un Kadıköy ilçesinin bir mahallesi. Orada kaç mahalle var tam bilemiyorum ama oldukça büyük mahallelerden oluşuyor Kadıköy. İsterseniz Sahra-i Cedid Mahallesi'nin bir hem demografik yapısına da bir bakalım. Bir de neler yapıyorsunuz? Onlarda da bir genel bilgi alalım sizden. Şöyle, Kadıköy'de 21 tane muhtarlık var. Sahra-i Cedid de bunlardan bir tanesi ve büyük olan mahallelerden bir tanesi. Sahra-i Cedid'de yaklaşık kentsel dönüşümle azalan bir seçmen sayımız var. 25 bin civarında bir seçmenimiz var. Yaklaşık 40-50 bin civarında bir nüfus. Ama bunlar %20 oranında yenilenerek tekrardan artışa geçecek. Kentsel dönüşümle birlikte yaklaşık 5000 civarında bir azalma var seçmen sayısında mahallemizde. Tabii büyük mahallelerden birisi olması sebebiyle dediğim gibi bir mahalleyi bir muhtarın ihtiyar heyetiyle birlikte tek başına yönetmesi çok kolay değil. Dolayısıyla biz ilk muhtarlık seçimine girdiğimizde bir mahalle meclisi vaat etmiştik. Sokak temsilcilerinden oluşan ve bunu uygulamaya geçirdik Sahra-i Cedid'de. Yaklaşık bir sene süren toplantılar yapılarak uygulamaya geçti ve bir senenin sonunda da 22 Nisan 2012'de mahalle meclisimiz kuruldu. Ardından çalışmalar, aktiviteler tabii onunla geldi. Komisyonlar oluşturarak projeler geliştirdik ve daha aktif vatandaşla birlikte, mahalle sakinlerimizle birlikte projeleri uyguladık. Tabii bunlar nasıl projeler derseniz daha çok ihtiyaca yönelik neler? Kütüphane oluşturduk mahallemizde, açık kütüphane. Herkes kitaplarını bırakıyor, alıyor. İkinci el giysiler toplanıyor, ihtiyaç sahipleri alıyor. Onun dışında kardeş muhtarlıklarımız var, onlara yönlendiriyoruz. Ya da yine mahalle sakinlerinin memleketlerinden gelen ihtiyaç taleplerini karşılıyoruz. Oyuncak değişimi projesi başlattık. Mesela işte çocuklar, her çocuğa için bir oyuncak,
Ki bu hakikaten çok etkileyici. Her şeyi alıyoruz ama çocuğa ihtiyacı olan bir ailenin çocuğuna oyuncak almak pek aklımıza gelmiyordu. Bu da böyle ilgi çeken bir proje oldu. Evet, çünkü sürekli alınıyor. Onun dışında kardeş aile burs vermeyi teşvik etmeye çalışıyoruz aileleri. Daha iyi durumda olandan daha ihtiyaçlı ailelere. Dolayısıyla bisiklet değişimi projesi başlattık, uyguladık. Yine dönem dönem eski kullanılmış bisikletleri alıp tamir ettirip ihtiyaçlı ailelere veriyoruz. Onun dışında kadınlarla, şimdi kadın muhtar olunca biraz kadınlar ve çocuklarla ilgili projelerde yoğunluk kazanıyor. Özellikle kadına şiddetle ilgili, kadının eğitilmesiyle ilgili birlikte STK'larla birlikte yaptığımız projeler oldu. Özel pilot bölge olarak Sahra-i Cedid'de başladı ve 12 tane seminer, eğitim semineri verildi mesela. 2 tane de panelle noktalandı. Sonra bir diğer proje bir sene sonra bütün diğer isteyen muhtarlıklarla da uygulanan kadının geliştirilmesi, eğitimi anlamında yapılan, katkı sunan projelerdendir. Onun dışında tabii engelliler var. Engelliler de dezavantajlı gruplardan. Dolayısıyla onlarla ilgili de ihtiyaçlarını belirlemek için mahallemizdeki engellilerle ve aileleriyle yaptığımız toplantılar var. Mesela en öne çıkan, orada da aklıma hemen gelen ve henüz karşılanmamış bir ihtiyaç var ki gündüz daha çok bakım evleri ya da kalabilecekleri engellilerin, ailelerin nefes alacağı bir ortam sağlamak açısından merkezler olması gerekiyor, evet, gibi. Bizde böyle projeler birbirini getiriyor, doğuruyor ve devam ediyoruz, evet, açıkçası. Evet. Bir de demin siz Dünya Çevre Günü'nü hatırlattınız. Bir de atık yağ ile ilgili, yani onunla bağlantılı olduğu için, evet, soruyorum. Benim bildiğim bir atık yağ olayı, evet, var ve, evet, burada da sizin mahalle olarak galiba bir öncülüğünüz mü var yoksa, evet, bir ödülünüz mü var? Onu da isterseniz dile, evet, getirelim. Şimdi çevre açısından da yaptığımız, evet, etkinlikler var ve ilk 2011'den beri yaptığımız her türlü atığı topluyoruz muhtarlıkta. Aklınıza gelebilecek her türlü atık. Bunun getirdiği tabii bilinçlendirme toplantıları da yapıyoruz ve bu sene 2017 Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali çerçevesinde düzenlenen en çok atık toplayan mahalle muhtarlık olarak birincilik ödülü aldık. Kadıköy'de. Tabii, Kadıköy'de, evet. 3 muhtarlığa ödül verildi. Şimdi piller toplanıyor diğer şeylerde. Yani çevre dediğinizde birkaç kanaldan tabii farklı alanlar var ve bunlar, evet, da atıkların toplanması, geri dönüşüme yönlendirilmesi çok önemli. Evet. Dolayısıyla, evet, böyle bir birinciliğimiz var. Mahalle sakinlerimiz çok duyarlı. Dolayısıyla destek oluyorlar. Evet. Bu aynı zamanda mahallenin birinciliği oluyor tabii. Evet. Burada muhtarlığı da aşmış durumda. Evet. Mahallenin birinciliği, evet, oluyor. Peki Sevel Hanım, isterseniz biraz Sahra-i Cedid'den bahsetmiş olduk ama biraz, hı-hı, daha genele gelelim. Biraz, hı-hı, genel olarak muhtarlığa odaklanalım. Şimdi bu bizim biraz önce bahsettiğim muhtarınla tanış projemizi yaparken tespit ettiğimiz bazı hususlar vardı. Gerçi biraz birkaç sene geçti bunun üzerinden ama bir tanesi muhtarlık hizmetleri zayıflıyor mu diye bir soru çıkmıştı oradan. Çünkü biz aslında vatandaş olarak muhtarlığı daha çok bir belge alan, yani ikametgah dediğimiz ya da nüfus sureti dediğimiz işte belgelerin sağlanacağı bir sanki görevmiş, bir yermiş gibi hep algılıyoruz. En azından kendi adıma konuşayım. Böyle bir şeyimiz var. Oysa ki demin de siz aktardınız, bir sürü sorumluluğu ve yetkisi de var muhtarların. Evet. Biraz bu konuyu irdeleyebilir miyiz? Muhtarlık ne durumda? Nereden nereye geldi? Böyle bir zayıflama var mıydı? Yoksa şimdi son dönemde değişiklikler var. Biraz şöyle başlayalım o zaman. Muhtarlık kurumu, önce örgütlenmesiyle başlayayım olmazsa. Mesela tabii, 2012 yılında muhtarların İstanbul Muhtarlar Federasyonu adı altında bir örgütlenmesi gerçekleşti. Yine aynı yıl Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu kuruldu. 12 tane federasyondan oluşan ve bütün Türkiye genelinde muhtarların yönetimde olduğu bir konfederasyon. Şimdi bunların oluşmasının sebebi de nedir? Muhtarlık kurumunun maalesef yetkilerindeki güç kaybı. Evet. Ve bu taleplerle, yeni bir takım taleplerle ortaya çıkması.
Şimdi vatandaşın birinci derecede ulaşabildiği bir kurum olduğu halde evrak verme de artık zaten internet üzerinden yapılıyor. Onun dışında sosyal projelere gidiliyor. Ancak yaptırımı olmadığı için, kanunla belirlenmiş bir sorumluluk, yetkilendirme olmadığı için sorumluluğunuz var ancak yetkiniz yok, evet, pozisyonda kalıyorsunuz. Dolayısıyla yaptırım gücünüz zayıflıyor. Bunun tabii yeni bu süreçte yeni yapılanmalar, yeni kanun maddeleri, muhtarlık kanunun özellikle çıkması yönünde ciddi taleplerimiz var. İşte ihtisas komisyonlarında, meclislerde mahallesiyle ilgili muhtarın söz sahibi olması, mutlaka ve mutlaka imzasının aranması gibi taleplerimiz var. Ki bu vatandaşa olumlu olarak geri dönecek. Burada söylediğiniz galiba oy sahibi olmasını aslında galiba söylüyorsunuz. Evet. Çünkü hatırladığım kadarıyla özellikle ihtisas komisyonlarında, hı-hı, örneğin ulaştırma olsun, imar olsun, aklınıza, hı-hı, ne geliyorsa buralarda muhtarların kendi bölgelerinde ile ilgili konularda söz söyleyebiliyorlar, gözleyebiliyorlar diye biliyorum mevcut mevzuata göre. Tabii bu uygulamada nasıl oluyor onu siz söylersiniz ama bu sizin talebiniz buralarda oy kullanabilme, yani kararı direkt etki edebilme anlamında. Buyurun. Tabii yani söz sahibi şöyle, raiç bedellerle ilgili yapılan komisyonda mesela bir söz hakkımız var ve imza hakkımız var, oy hakkımız var. Evet. Ama onun dışında uygulamada yani... Çok basit bir şey, sokağınızın isminin değişmesi ya da sokağınızda bir kazı yapılması. Bununla ilgili hiç bilginiz dahilinde olmadan her şey yapılabiliyor. Evet. Ve siz bunu çok sonra araştırma sonucunda öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu komisyonlarda eğer gerçekten oy hakkınız yoksa söz sahibi de değilsiniz anlamına geliyor açıkçası. Evet. Dolayısıyla bunun evet yetkilendirilerek söz hakkı olabilir. Çünkü en demokratik ve birinci derecede seçilen kişi ve mahallesinde yaşadığı için sürekli de vatandaşla iletişim halinde olduğu için mahallesini en iyi bilen kişi muhtar ve muhtarlık kurumu. Dolayısıyla eğer yerinden de yönetim hani anlayışı esas alındığında güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bizim de federasyon, konfederasyon olarak yaptığımız çalışmalarda gerek merkezi idareyle, yerel yönetimlerde bunların uygulamaya geçirilmesi için uğraşıyoruz. Bunun dışında tabii gelişmelere göre yine mesela 9. maddeden biraz önce bahsettim. Evet. 9. maddede de muhtarların tabii gelirleri de olmadığı için bir sadece ödenekle çalıştığı için gelirleri evrak vermediği için azalıyor. Dolayısıyla yerel yönetimden 9. madde kapsamında bir ek destek alması gerekiyor. Evet. Aslında tabii bu da daha net belirlenebilir. Evet. Yani çünkü bütçe olmadığı zaman zaten yeterli hizmeti de veremiyor pozisyona geliyorsunuz. Evet. Peki isterseniz muhtarların bu durumuyla ilgili olarak yani bir güç toplamaya çalışıyor sizin, hı hı, söylediğinizden benim anladığım. Bir de vatandaşların bu muhtarlık hizmetleriyle ne kadar ilişkili olduğunu biraz değinelim. Yani ben hep şunu hissediyorum, sanki demin bir ara bahsettim. Hı hı. Yani buraya sadece bir belge alıp verdiğiniz bir kurum gibi görmeyip aslında yaşadığınız yerle ilgili bütün ihtiyaçlar, gelişmeler ne varsa hepsinden haberdar olabileceğiniz, hatta demin söylediğiniz gibi katkıda bulunabileceğiniz, karar sürecine katılabileceğiniz bir mekanizma olabilir. Ama evet, vatandaşlar bunu istiyor mu sizce? İşte vatandaşlar bilinçlendirilmesi gerekiyor aslında. Evet. Tabii şöyle bir durum var. Genellikle muhtarına başvuracağını da bilmeyenler de olabiliyor. Yani bu konuda ben acaba yardım alabilir miyim, destek alabilir miyim bilmiyor. Ancak yetkili ilgili mercilere başvurup olumsuz olarak bir geri dönüş olduğu zaman gelen bir grup var. Bir grup internetten tamamen işlerini halletmeye çalışıyor, o yüzden gelmiyor. Ama yine de baktığınızda bir mahallenin en az %30'u, %40'ı muhtarlığa geliyor ve talebini söylüyor. Hı. Ve vatandaş da aslında genel talep de şöyle: ben seni seçtim, benim problemimi sen hallet. Sen, evet, halledersin, yetkilisin. Yani öyle bir yetki size bazen beklentiyle geliyor ki, yani çıkaramayacağınız yasa yok, düzeltemeyeceğiniz herhangi bir problem yok. Böyle, evet, beklentiyle gelen vatandaş da çok yüksek. Uçlarda aslında, evet, değişik bir yelpaze var.
Ve şu da var tabii, vatandaşa gidip derdini söylediğinde çözüm alabiliyorsa, oradan çözüm noktasında muhtar yardımcı olabiliyorsa beklenti yükseliyor. Ve vatandaşın katılımında da aynı şey söz konusu. Özellikle mahalle meclislerini oluştururken vatandaşın katılımıyla yaptığımız talepler gerçekleşti. Gerçekleştiği zaman daha fazla beklenti oluştu. Nasıl? Mesela hani buradan girebilirim belki. Tabii tabii, bir örnekleriniz varsa. Örnekleme evet. Yapalım. Mesela mahallede işte bir emekli nüfus fazla. Emekliler için bir sosyal tesis, bir kafeterya tarzı bir şeyler olmasını talep etmiştik. Ve sosyal yaşam evi doğdu oradan. Ve mahallede, Kadıköy'de ilk olarak bizim mahallemizde yapıldı. Neden? Mahallemizdeki insanlar bunu istediler. Belediyemize bu anlatıldı. Meclis üyelerimize anlatıldı ve birlikte talep ettik ve başkanımız gerçekleştirdi. Yani şimdi bunu görünce vatandaş bu evet. sefer katılımda daha istekli oluyor. Evet. Başarı bu, önemli. Güzel, evet. Bu önemli bir örnek. Buradan isterseniz bu bahsettiğiniz mahalle meclisi konusuna biraz daha girelim. Bunu oluştururken nasıl bir yöntem izlediniz ve bir takım sıkıntılar çektiniz mi? Çünkü bu önemli. Mahallede çok değişik görüşte, değişik kültürde insanlar yaşıyor aynı zamanda. Bununla ilgili biraz ayrıntı verebilir misiniz? Nasıl oluşturdunuz mahalle evet. meclislerini? Şimdi mahalle meclisi neden oluşturduğumda önemli. Tabii. Aslında insanlar ortak bir alanı paylaşıyorlar. Birlikte benzer problemleri yaşıyorlar. Benzer talepleri var. Dolayısıyla güçlenmek için, güvenliğini sağlamak için, bir dayanışma, birliktelik sağlamak için ve en önemlisi katılımcı ve demokratik bir yönetim için mahalle meclisi. Ve bunu da büyük şehirlerde bu nüfuslarla bir muhtarın dört azasıyla yapabilmesi mümkün olmadığı için gerekli. Ve nasıl oluşturduk? Mahallenin geneli harita üzerinden yaklaşık 60 tane sokağımız ve 1000 tane binamız var. Bunları gruplara ayırdık. Benzer yakın komşu sokaklar ve sokakta talep davet yazıları yazılı olarak davetle davet ettik. Toplantılar düzenleyerek. Evet. Bunları da 6 gruba ayırmıştık mahallede ve grup grup toplantılar, davetlerde insanlara mahalle meclisi oluşturmak istediğimizden, nedeninden ve ne yapmak istediğimizi anlatarak sokak temsilcilerinin seçilmesini sağladık. Ve gönüllü oldular mahalle sakinleri burada. Ardından bütün sokakların toplantıları yapılıp temsilcileri seçildikten sonra da mahalle meclisini topladık hepsini bir arada. Ve o zaman bütün STK'ları, parti temsilcilerini, herkesi davet ederek açılış yaptık. Siyasi parti temsilcilerini de dahil ettik. Dahil olmak üzere, evet. Mahallemizde ne kadar dernek varsa, okul, esnaf, herkes davetliydi. Ve her birini de gezerek bunlardan haberdar ettik. Gelin sorununuzu bizimle paylaşın. Birlikte bu soruna çözüm üretelim ve bu çözümü de ilgili kurumlara giderek takip edelim, yapalım. Evet. Ve bütün bunlar raporlandı. Tabii çok kolay değil bunu oluşturabilmek. Çünkü pazar günü çağırıyorsunuz insanları. Yani bir şey vaat etmiyorsunuz aslında. Hani kendisine hizmet olarak dönebilecek bir şey. Onun dışında bir şey vaat etmiyorsunuz. Ve ailelerinden zaman ayırarak geliyorlar. Umut çok önemliydi orada. Yani inanması size çok önemliydi ve geldiler. Özellikle kar yağdığı zaman bile biz 30 kişiyle toplantı yaptık yaptınız, mahallede. Peki. Pazar günü saat 2'de. Evet. Yani dolayısıyla insanlar inandığı zaman sahip çıkıyorlar. Ama tabii bu kadar karma bir grubu, farklı görüşten, farklı siyasi yapıdan, farklı beklentileri olan kişileri bir arada tutabilmek de çok kolay değil. Zaman zaman tartışmalar oldu. Hatta biz bunu tam Ankara'daki meclis gibi olduk diye de aramızda konuşuldu. Mahallemiz çok demokratik yönetiliyor. Kavgalı bir meclisimiz var şeklinde de. Tabii olabiliyor çatışmalar ama bunu uzlaşmacı olarak çözebilmek. Önemli olan mahalle ekseninde ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda asgari müştereklerde birleştirmek ve amacımızın ne olduğunu hatırlatarak insanları buraya çektiğinizde gayet güzel uzlaşabiliyor. Ve şu anda biz yürütebiliyoruz bunu. İletişim halindeyiz, toplantılarımızı yapıyoruz. Ve insanlara tabii çok yabancı bir kavramdı. 2011 yılında hani mahalle meclisinden bahsettiğinizde yani böyle bir oluşumlar yoktu. Dolayısıyla yabancı bir kavramdı. İnsanlar alıştıktan sonra, anladıktan sonra ve yürüyüşü, işleyişi gördükten sonra da sahiplendiler. Evet. Şimdi bizim bu muhtarın da tanış projemiz içerisinde
uzmanlarla yaptığımız görüşmelerde bir başka kavram ortaya çıkmıştı. Gönüllü muhtarlık kavramı. Şimdi bu gönüllü muhtarlık ne demek? Aslında gönüllü şimdi muhtarlık... Şimdi tam aslında öyleyiz bu, biz gibi. Evet, sizin anlattığınız herhalde çalışmaları yapmaktan geçiyor. Yani mahalledeki insanları aslında katılım mekanizmalarına katmaktan geçiyor. Bu noktada bu mahalle meclislerini konuştuktan sonra bu kent konseyi, yani aslında şu anda yasalarda, mevzuatta yer alan bir takım katılım mekanizmaları var. Yani vatandaşın karar süreçlerine katılımıyla ilgili. Belki biraz buraya irdeleyebiliriz. Bu kent konseyleriyle ilgili de muhtarların bir takım hakları var diyelim, ya da katılım sorumlulukları var. Burada nasıl yürüyor işler? Burada bir gelişme var mı? Çünkü sizin çalışmalarınız aslında bu kent konseyleri çalışmalarının öncesine düşüyor biraz. Evet. Buradaki tecrübelerinizden bahseder misiniz biraz? Tabii. Şöyle söyleyeyim. Kent konseyi de muhtarlar zaten otomatik olarak genel kurul üyesi. Kent konseylerinde hak söz sahibi, katılımcı olarak çalışıyorlar. Benim kent konseyi çalışmalarım muhtarlıktan önce dernekler, STK'larla geliyordu. Şimdi kent konseyinde meclisler var ve bu meclislerin yapılanması, gençlik, kadın meclisi, engelliler meclisi gibi, bir de çalışma grupları var. İhtisaslarına, uzmanlık alanlarına göre işte çevre altyapı grubu, sosyal yardımlaşma gibi değişik uzmanlık alanlarında trafik olabilir. Ama mahalle meclislerini de bu meclisler kapsamında değerlendirilmesi daha çok öngörülüyor. Tabii orada biraz kent konseylerinin altında değerlendirilmesi bana biraz çok uygunmuş gibi gelmiyor açıkçası. Bir yetki karmaşası mı oluyor? Yetki evet, başında kim olacak, yetki ve bürokrasiyi arttıracak bir takım kademeler gelecek diye düşünüyorum. Çünkü seçilmiş bir muhtar var mahallede. Bir de onun içine kent konseylerini katıp ayrı bir bürokrasiyle gitmek çok uygun düşmüyor gibi. Şu anda yönergeyle ilgili de, kent konseyi yönergesinin yönetmeliğin üzerinde de değişiklik yapılması çalışmaları var. Dolayısıyla çok oturmuş değil yerinde şu anda. Belki mahalle meclisleri daha çok hani 9. madde kapsamındaki gönüllülükle bağdaştırılarak ve 44'ten kalma kanun yenilenerek belki daha farklı çözüme götürülebilir diye düşünüyorum. Ama mahallelerde kent konseyinin çalışma yapması, gruplarla çalışma yapması, ortak çalışma yapması muhtarlarla çok doğru sonuçlar getirebilir. Ki ben iki dönem yürütme kurulu üyeliği de yaptım Kadıköy Kent Konseyi'nde ve kadın meclisiyle yaptığımız ortak projelerimiz oldu. Diğer derneklerle birlikte yine Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi'yle daha etkili oluyorsunuz ve daha çok kişiye ulaşabiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla kent konseyleri doğru, iyi bir aslında katılım ama geliştirilmesi gerekiyor. Evet. Yani iyi bir zemin oluşturabilir belki ama bu onay mekanizmaları vesaire konusunda bir takım soru işaretleri var. Evet, bir de vatandaşın, tabii şöyle söyleyeyim, kent konseylerine, yani bizim hani sokaktaki vatandaş dediğimiz Ayşe teyzemiz, Mehmet amcamız nasıl katılacak oraya? Onlara onun nasıl cazip hale getireceğiz? Çünkü buralara genelde katılımlar hani daha belli kişiler hep oluyor. Yani asıl evindeki vatandaşı, o bize muhtarlığa gelen hani sade vatandaşı bunlara dahil edebilmek için farklı belki yöntemler denemek gerekiyor. Evet, aslında siz bundan bahsettiniz. Yani bu mahalle meclislerini oluştururken kullandığınız yöntemler, işte bölgeyi bölümlere ayırmak, oradan her birinden bir belli bir kıstasa göre temsilci seçmek, belki bunların yollarından biri. Yine bizim raporumuzda muhtarlıkla, daha doğrusu muhtarlarla siyaset ilişkisine değinilmişti. Şimdi özellikle 90'lı yılların başlarında o zamanki adıyla zannediyorum Refah Partisi döneminde bu belediye hizmetleri, belediye seçimleri sırasında bir çok ciddi bir vatandaş katılımı olmuştu diye hatırlıyorum. Zaten daha sonra şu andaki iktidarda olan AK Parti'nin çalışmalarında bu belirli yer tutuyordu. Dolayısıyla mahallede bir siyasetin hizmetleri alırken ön plana çıktığı
gibi bir düşünce de var. Hı-hı. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Yani muhtarlıkla siyaset aslında bir bağımsız kişi muhtar. Seçilirken de öyle. Evet, aslında muhtar sadece hiçbir kimlik altında girmiyor, bağımsız olarak giriyor ve bu şekilde seçiliyor. Benim görüşüm, muhtarın tabii ki bir siyasi görüşü mutlaka olacaktır. Ancak mahallede vatandaşla birebir iletişimde olduğu için siyaset ağırlıklı olarak gitmesini doğru bulmuyorum ben. Evet. Çünkü birinci derece dediğimiz vatandaş, her tür, her görüşten vatandaş rahatlıkla gelebilmeli ve muhtarıyla iletişime geçebilmeli. Dolayısıyla muhtar tarafsızlığını o masadayken mutlaka ve mutlaka korumak durumunda. Ve hatta uzlaştırıcı olmalı ki pek çok kesimi bir arada tutabilmeli. Mahallede değişik görüşten birçok insandan o istiyorsunuz. Ve evet, muhtarların seçimleri genelde bakarsanız siyasi parti oranlarıyla karşılaştırdığınızda muhtarın oranı hiçbir siyasi partiyle tutmaz. Daha fazla olabilir, daha az olabilir çalışmasına göre. Evet. Ama her partiden oy verirler. Bu muhtarın da bu konumunun korunması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü siyaset işin içine girdiğinde kutuplaşmalara sebep olacaktır ve vatandaşın gelip derdini anlatması o kadar kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Bile bile bir pozisyonda yer aldığı zaman. Dolayısıyla biz her zaman söylediğimiz bir laf var. Hizmetin peşinde olmalı muhtar. Hizmeti mahalleye getirmek için uğraşmalı. Ve bunun için de iktidar muhalefet, hangi parti olursa olsun, ondan talepte bulunmalı. Ama tabii ki ilkeleri olmalı. İnandığı doğrular olmalı ve bu doğrularla hareket etmeli. Evet. Ancak bu ille de siyaseti öne katarak olmayabilir. Yapabiliyorsanız bunu, en güzeli, en doğrusu bu. Doğru, doğru. Peki, benim başlıklarımı aslında bitirdim. Sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? 30 dakikayı da geçtik aslında. İlave etmek istediğiniz herhangi bir konu var mı bilmiyorum. Siz aynı zamanda, şimdi hatırıma geldi, şimdi anlatınca da anlıyorum, aslında siz bankacısınız. Evet. Değil mi? Deminki gönüllü muhtarlık tabirine gelirsek, daha sonra sivil toplum kuruluşlarında çalıştınız ve daha sonra muhtarlığa aday oldunuz. Evet. Ve muhtar seçildiniz. Evet, evet, aslında evet, belki de bu gönüllü muhtarlığı için iyi bir tarif olabilir. Evet, tamamen öyle. Ben profesyonel bankacıyım. Bankacılık yaptım. Bilgi işlem, sistem geliştirme uzmanlık alanım ve aynı zamanda hazine, iktisatçıyım. Evet. Ancak şartlar öyle bir hale getirdi ki özel kendi işimizi yapıyorduk. Bankacılığı 16 yıl bankacılıktan sonra özel kendi işimize uğraşırken sosyal çalışmalar öne çıktı tabii ki. Evet. Öne çıkınca da bu projeler muhtar adayı olmamı sağladı. Yani evet, kendimi bildim bile. Bence zaten insanların yaşam tarzı olmalı. Gönüllü çalışmalar, STK'larda gönüllü olarak görev yapmak ve sosyal projelerde yer almak. Dolayısıyla gönüllü muhtarlık olmuş oluyor benim yaptığım. Evet. Ve bunu düşünerek aday oldum ve bunları da sağ olsun ki mahalle sakinleri sayesinde uygulamaya koyduk. Onların desteğiyle uygulamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bunlar önemli. Tabii bir taraftan baktığınızda da muhtarlık, evet, gönüllülük esasıyla yapılması gerekiyor. Ancak yetkilendirme olmadan da belli noktalarda maalesef sonuç alamıyorsunuz. Dolayısıyla yetki sorununun çözülmesi gerekiyor. Hani bunun da altını çizmiş olalım. Değişik alanlarda, mahalleyle ilgili her alanda yetkilendirilmesi, sorumlulukla birlikte yer alması gerekiyor. Gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederiz katıldığınız rica için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünkü programda Kadıköy Sahra-i Cedid Mahallesi Muhtarı Seval Özkan'ı konuk ettik. Konumuz muhtarınla tanış adı altında idi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada Medyascope'da çalışan arkadaşlarımıza bu program için teşekkür ediyoruz tekrar. Hoşça kalın.